Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Kampımızın 5. günü hız problemleri. Neyin nesi birlikte işleyeceğiz. Sayfa 70 ile 79 arasından sorumlusunuz. Yine çözülemeyen sorulu olduğu zaman yine ben karşınızda olacağım. Hocam yeter demeyin artık, anladık. Tamam arkadaşlar, kusura bakmayın. 2023'te TYT'de geldi mi? Geldi arkadaşlar. Buyur. Bunun aslında hızdan bir ilgisi yok. Aslında oran orantı problemleri gibi bir şey. Aslında öyle bir şey ama hani hızımız dediği için bunu hız problemi içerisine almışlar. İnanın kolay bir soruydu. Hiç konuyu bilmeden, bakın konuyu anlattım mı? Anlatmadım. Bu tahtayı sileyim, hemen konu anlatmaya geçiş yapacağız. Bu soru nasıl çözülür? Bakın birlikte izleyelim. Diyor ki A noktasından yüksek tempoyla sabit hızdan koşarak, sabit hızdan koşuyor. 100 saniyede C noktasına ulaşıyor. Ulan A'dan C'ye 100 saniyede ulaşıyorsa o zaman her birini kaç saniyede koşar? Her bir uzunluğu, hani bu beşgen ya. Hocam 50 saniyede koşar. E tamam. O zaman yüksek tempoyla yazıyorum. Yüksek tempoyla pistin tamamını kaç saniyede koşar? Hocam 250 saniyede. Doğru mudur? Evet hocam. Arkadaşlar birbirini 50 saniyede koşarsan tamamını 5'ten çarpıyorsunuz. Şimdi bu soru mu Allah aşkına? Devam edelim. Diyor ki sonra C'de eleman C noktasından düşük tempoyla sabit hızla koşarak 210 saniyede pisti tamamlıyormuş. Ulan 210 saniyede pisti tamamlıyorsa o zaman burası 70, burası 70, burası 70. Evet 3'e böldüm. O zaman bir uzunluğu 70 ise pistin tamamını bu hızdan koşsaydı kaç senede koşardı? Dur. Düşük tempoyla pistin tamamını 70'e 5'le çarpalım. 350 saniye. Süper. Zaten soru bizden bunu istiyor. Diyor ki bu sporcu pistin tamamını bak. Düşük tempoyla koşma süresi yüksek tempoyla koşma süresinden kaç saniye fazladır? Düşük tempoyla koşma süresi yüksek tempoyla koşma süresinden kaç saniye fazladır? 100 saniye fazladır. 100 saniye fazladır. Allah aşkına. Şimdi bu soru mu? İşte ondan dolayı diyorum sorudan korkma. Bir oku ya. Soru çok kolay. Bakın. A'dan B'ye yüksek tempoyla 100 saniyede koşuyor. A'dan C'ye pardon. E tamam. Sabit hızlansa 50'ye 50. O zaman pistin tamamını 250. C'den de pisti tamamlaması için 210 saniyede koşuyormuş. 70, 70, 70. E pistin tamamını düşük tempoyla koşsaydı 350 saniye. Diyor ki pistin tamamını düşük tempoyla koşma süresiyle yüksek tempoda koşma süresinden arasındaki fark nedir diyor. 100 saniyedir. Soru bitmiştir. Ne duruyoruz? Haydi yola devam. Ne oluyor bu hız problemleri? Arkadaşlar matematiğin kimisine göre en kolay, kimisine göre en zor konularından bir tanesi. Nasıl yani? Arkadaşlar tek bir formül var. Bütün soruların hepsini o formüle göre çözeceğiz. Çünkü başka formül yok. Yol eşittir hız çarpı zaman. Bitti bu kadar. Başka formül yok. Ondan dolayı binlerce soru tipi var. Ve öğrenciler bu formülü, o binlerce soruyu işte ne yapıyorlar? İşte bu formülü alıyorlar, pıt 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 birleştirip o soruyu çözüyorlar. Pıt 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 yapıp o soruyu çözüyorlar. Pıt 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 yapıp o soruyu çözüyorlar. Tek bir formül var. Başka formül yok. Yol eşittir hız çarpı zaman. Hız zaman. Neyden bitsek onunla başlıyoruz. Yol her zaman, yani bir hız problemleri sorusu geldiği zaman her zaman böyle bir tane yol çizin arkadaşlar. Her zaman yolu üste yazın. Yol. Altta da hızdan zamanı yazın. Üstteki alttakilerin çarpımına eşittir. Yol eşittir hız çarpı zaman. Hocam üsttekilerinden bir tanesini mesela x'i ben b'ye böldüm. Sana diğerini verir. Yani zamanı verir. Hocam x'i yani yolu zamana böldüm. Sana her zaman hızı verir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Ama üstteki alttakilerin çarpımına eşittir. Yol eşittir hız çarpı zaman. Yolu hıza bölersen zamanı, yolu zamana bölersen sana her zaman hızı verir. E hadi hocam iki araç birbirlerine doğru gelsinler. Gelsinler, sıkıntı yok. Arkadaşlar iki araç birbirlerine doğru geliyorlarsa geldi. Hop toplandılar. Yani x eşittir V1 artı V2 çarpı T'dir.
Bitti bu kadar. T süre sonra karşılaşıyorlarsa. Hocam ben bu formülü bilmesem olur mu? Tabii ki olur. İzleyin beni. Tamamı zaten X'de biliyorum. T süre sonra karşılaşıyorlarsa bu T sürede ne kadar yol gelir? Çarpın bana. V1 çarpı T. Şu burada karşılaşsınlar dedim. T süre sonra karşılaşacaklarsa T sürede ne kadar yol gelir? V2 çarpı T. O zaman bu tamamı eğer X ise. X neye eşittir? Şu X'in toplamı T parantezinde V1 artı V2 çarpı T'dir. Bitti bu kadar. Yani formülü bilmezseniz de olur. Yani T süresine karşılaşıyorlarsa hocam burada bir yerde karşılaşsınlar. Tamam. V1 çarpı T yol. V2 çarpı T buradaki yol. Toplam yolu istiyoruz. V1 artı V2 çarpı T. Bitti bu kadar. Hadi bakalım. Hocam iki araç aynı yönde gidiyorlar. T süre sonra karşılaşıyorlar. Aynı yönde gidiliyorsa arkadaşlar. Diyorsunuz ki hocam aradaki mesafe X eşittir. V1 eksi V2 çarpı T'dir. Hocam ben bu formülü bilmesem olur mu? Tabii ki olur. Tabii ki. Arkadaşlar bunlar burada bir yerde karşılaşsınlar. Tamam karşılaşsınlar. T sürede bu ne kadar yol gelir? Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu bizim V1'imizdi. Şu bizim V2'ydi. V1 buradan buraya gelmeyecek mi? Burada karşılaşacaklardı ya. Toplam yolumuz ne olur? V1 çarpı T. Bu da buradan buraya gelecek. Bu da V2 çarpı T. Şu A'daki X'i mi istiyorsun? X eşittir. Tamamından şurayı çıkarmayacak mısınız? V1 T eksi V2 T. T parantezinde V1 eksi V2 çarpı T yine beni formüle götürür, haberiniz olsun. Demek ki iki araç biri birine doğru geliyorlarsa biri birine doğru geldi hop toplandılar. V1 artı V2 çarpı T. İki araç aynı yönde gidiliyorsa arkadaşlar hızlar daima çıkartılır. Biraz da dottigi çalıştırın. Nasıl dottigi çalıştırın arkadaşlar? İki araç arka arkaya gitsinler. Sen saatte 200 km hızla gidiyorsun otobanda. Arkadan da bir tane araç 200 km hızla gidiyor. Aynı yönde gidiyorsunuz. Sen arkadaki araçta oturduğunu düşün. Öndeki araca, sadece öndeki araca odaklanırsan. Öndeki araca baktığınız zaman senin hızın ne olur? Sıfır olur. Sıfır, sıfır. Çünkü arka arkaya gidiyorsunuz. Sadece öndeki araca. Hatta öndeki araçta arkadaki camdan biri sana el yapar. Sen ona el yaparsın. Ama karşılıklı birbirinize doğru gelirseniz o 200'den geliyor. Sen 200'den gidiyorsun. Yan yana 400 hızıyla geçersiniz. Vın! Neye uğradığınızı şaşırırsınız. Demek ki iki araç birbirlerine doğru geliyorlarsa hızlar toplanır. İki araç aynı yönde gidiliyorsa hızlar çıkartılır. Geldik buraya. Hocam aynı şey çembersel pistlerde de geçerlidir. İki araç zıt yönde hareket ediliyorsa hızlar toplanır. Arkadaşlar şöyle bir makasla kesin kırt diye yolu açın. Sanki yolumuz şöyle oldu. İki araç birbirlerine doğru geliyor. Zıt yönde hareket ediyormuş gibi düşüneceksiniz. O zaman V1 artı V2 çarpı T. Hocam ben bu formülü bilmesem olur mu? Tabii ki olur. Bunlar burada bir yerde karşılaşsınlar. Tamam. Şu harekette buradan buraya gelmeyecek mi? Tamam. Hızımız ne? V1. Kaç süre sonra? T süre sonra. Bu araç da buradan buraya gelmeyecek mi? O da V2 çarpı T. Toplam yolu istiyor. Toplam yolumuz X eşittir. V1 artı V2 çarpı T'dir. Bitti bu kadar. Hocam iki araç aynı yönde gidiliyorsa, aynı yönde gidiliyorsa arkadaşlar hızlar çıkartılır. V1 eksi V2 çarpı T dersin. Sonuca gidersiniz. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Geldik bir de tren sorularına. Tren sorularını da size göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra full sorularımıza giriş yapalım. Şimdi dedim ki bu arkadaki bizim trenimiz olsun. Bir tünele girdi. Tamamını tünelden yani gireceği anda fotoğraf çekilmiş. Trenimizin boyu X, tünelimizin boyu Y. Diyor ki tren tünelin tamamını İşte T sürede geçsin. Bunun formülü ne olur? Arkadaşlar toplam yol belli işte. X artı Y eşittir. Hızımız ne? V çarpı T. Bitti bu kadar. Burada bu tünelin, bu tünelleri geçmesi T sürede T süre sonra tamamen çıkıyorsa toplam yolumuz ne? X artı Y artı Z artı M. Evet. X, Y, Z, M eşittir. Hızımız ne? V çarpı T. Arkadaşlar bunu akıntı sorularıyla karıştırmayın. Akıntı. Akıntı sorularında akıntının hızı VA olsun. VA olsun. Tamam bu akıntının hızı. Bir de benim hızım. Ya da botun hızı.
ya da kayığın hızı. Önemli değil. Kayık hızı. O da V olsun. Arkadaşlar bir kayık akıntıyla aynı yönde giderse bunu bunlarla karıştırmayın. Bakın karıştırmayın. Ya biraz uyanık ol, uyanık. İki araç aynı yönde gidiliyorsa hızlar çıkartılır. Ama sen akıntıyla birlikte yüzersen la sen uçarsın, uçarsın. Akıntı senin hızını alır götürür. Ondan dolayı akıntıyla aynı yönde gidildiği zaman hızlar toplanır. Akıntı yönünde eğer giderseniz hızımız V artı VA olur. Yok hocam, akıntıya ters. Eğer yüzerseniz, düşünsenize sen bir nehir atladın. Akıntı sana doğru geliyor, sen akıntıya ters yönde yüzüyorsun. Oğlum yüzemezsin ki. Belki akıntı seni arkaya götürür. Hızlar çıkartılır. Akıntı çünkü senin hızını keser. Yani V eksi V akıntıdır. Bitti, bu kadar. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Ha akıntın, ondan dolayı bu mutlak değerle genelde biz bunu gösteriyoruz. Çünkü akıntın hızı daha fazla olabilir. Sen 30 km hızdan yüzdün. Akıntı da seni 30 km hızdan aynı yönde, yani aynı yönde yüzdünüz. O zaman senin hızın 60 km olur. Ama akıntı sana doğru 30 km hızdan gidiyor. Sen de 30 km hızdan yüzüyorsun. Akıntıya ters yönde. Ya sanki sen duruyormuşsun gibi olur. Dışarıdan birisi bakar der ki eşeğe bak yüzmüyor ki. Ne yüzmemesi? Adam akıntıya ters yönde 30 km hızdan yüzüyorsun. Demek ki arkadaşlar aynı şeyler rüzgar için de geçerli. Rüzgara aynı yönde giderseniz rüzgar seni uçurur. Hızını arttırır. Eğer rüzgarla aynı yönde koşarsan. Ama rüzgara ters yönde koşarsan rüzgar seni engeller, hızlar çıkartılır. Aynı mantıktır. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Ben böyle bir kenara çekileyim. Mantık bu. Olay bu. E hadi sorularımıza giriş yapalım. Bakalım nasıl sorularımız var arkadaşlar. Hadi sayfayı çevirelim. Evet arkadaşlar, 3 tane soruyla yolumuza devam edelim. Buyurun. Birinci sorumuz. C noktasında karşılaşıyorlarmış. İki araç aynı anda birbirlerine doğru geliyorlar ve C noktasında karşılaşıyorlar. Böyle bize bir ifade verilmiş. Arkadaşlar şunların hepsine 4 ve 5'in katları ne var? 20 var. Hepsine 20 V eşit diyelim. Oran orantıdan hatırladınız mı? Orantı sabitimiz T değil de 20 V olsun. Tamam, V1'imiz neye eşittir? Hocam valla V1'imiz 5 V. V2'miz neye eşittir? 5'e 5'e böldüm. O da hocam 4 tane V. E tamam, buyurun yerine yazalım. V1'imiz neymiş? 5 tane V. V2'miz neye eşitmiş? 4 tane V. Bunlar birbirlerine doğru geliyorlarsa, burada bir de karşılaşıyorlarsa, hocam valla T süre sonra karşılaşsınlar, T süre sonra karşılaşsınlar. E tamam, T sürede bu ne kadar yol gelir? İkisinin çarpımı işte. 5 V çarpı T. E tamam da burada gelecekse, burada karşılaşacaklarsa, bu T sürede ne kadar yol gelir? İkisini çarpar mısınız? Hocam valla ikisinin çarpımı 4 VT. E tamam, soru benden ne istiyor? AC bölü BC'yi istiyor. E tamam, AC. AC dediği 5 VT. BC dediği de 4 tane VT. Hocam valla VT'ler gitti. Cevap 5 bölü 4'tür. Şıklardan 5 bölü 4'ü bulursun ve işaretlersin. Arkadaşlar tek formül var. Yol eşittir hız çarpı zaman. Başka formül yok. İşte formülden sorumuzu çözdük. Hadi bakalım. Geldik bizim bu sorumuza. Birbirine doğru gelirlerse B noktasında karşılaşıyorlarmış. Şu B noktasında karşılaşıyorlar. Arkadaşlar tamam, T sürede bunlar karşılaşsınlar. Bana bu yolu bul desem, şu yol hızdan sürenin çarpımı değil mi? Hocam valla 50 T. Bana şu yolu bul desem, hocam o da valla 40 T. Tamam, bunları bu şekilde yaptık mı? Yaptık. Diyor ki B'de karşılaşıyorlar. Tamam. Aynı yönde giderlerse de şu D noktasında karşılaşıyorlarmış. Süper. C'de 45'miş. Şurası da bizim 45'imizmiş. E tamam. Arkadaşlar bu buradan buraya gelmeyecek mi? Tamam, toplam ne kadar? Hatta T kullandık ama olsun, bir tane daha T kullanalım. Diyelim ki T süre sonra, hatta T'yi de kullanmayalım. Tamam, başka bir şey kullanalım ya. N süre sonra D'de karşılaşsınlar.
karşılaşıyorlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar toplam yolumuz nedir? Hocam toplam yolumuz 90T artı 45. Güzel. 90T artı 45 eşittir. Hızımız ne? 50. Çarpı süremiz ne? Ne? Süremiz ne? Ne? Bu buradan buraya gelmeyecek mi? Tamam. Gittiği yol ne? 45 eşittir. Hızımız ne? 40. Süremiz ne? Ne? Ne süre sonra karşılaşıyorlar diye. Tamam. Bunları taraf tarafa bölelim. Fışt, fışt. Neler gitti? Sıfırlar gitti. İçer dışa çarpımı yapalım. 4'ten 90 çarpımı ne oldu arkadaşlar? 360T artı 180 mi? Eşittir. 5'ten 45'in çarpımı da 225 mi? 180'i karşıya attım. 45 mi? Tamam. T'yi buldum. 360T eşittir 45'i. Hocam 360'a böldük. T'yi de bulduk işte. O da kaç çıkıyor arkadaşlar? 1 bölü 8 mi çıkıyor? 360'a bölünce T'yi buldum. Soru benden ne istiyor? Hocam valla BC istiyor. BC 40T istiyor. 40 çarpı T'yi bizden istiyor. E sen T'yi de ne bulmuştun arkadaşım? 1 bölü 8 bulmuştun. 1 bölü 8'i yerine yazınca BC uzunluğumuz ne çıktı? Hocam 5 çıktı. Şıklardan 5'i bulursun diye işaretlersin. Nasıl arkadaşlar? Hadi bakalım hızlı bir şekilde bir de anlatıyorum. Bunlar birbirine doğru geliyorlardı. T süre sonra karşılasınlar. Tamam bu yolumuz 50T. Şu yolumuz 40T. Bitti. Sonra bunlar aynı yöne gittikleri zaman D'de karşılaşıyorlar. Tamam. Ne süre sonra D'de karşılasınlar dedim. Güzel. Bu yolu kendisi bize vermiş 45. Toplam yol 90T artı 45 eşittir. 50 çarpı ne? Diğeri de yolumuz 45. 40 çarpı ne? Taraf tarafa böldüm. T'yi buldum. 1 bölü 8. Adam bizden BC'yi 40T'yi istiyor. Cevap 5'tir. Şıklardan 5'i bulursun ve işaretlersin. Buyurun geldik bizim bu sorumuza. Diyor ki arkadaşlar şu aradaki aynen bir arası 140 kilometre. Şurası da 160 kilometre. Güzel. A'dan C'den bir araç. A'dan C'ye bir araç 120 kilometre hızdan T sürede yolu tamamlıyormuş. E tamam. A'dan C'ye toplam yolumuz ne arkadaşlar? Toplam yolumuz 140. 160 daha 300 mi olur? 300 eşittir. Hızımız 120 idi. Çarpı T. Çünkü T sürede yolu tamamlıyormuş. Tamam. Bu 0 bu 0'ı götürdü. 3'e 3'e 6'ya 6'ya böldüm. 5 bölü 2 oldu. Evet T'miz çıktı. 5 bölü 2. Bu ne? Saat. Evet çünkü burada arkadaşlar saat var ya. 5 bölü 2 saat sonra bu olay gerçekleşiyormuş. Tamam. Diyor ki AB arasındaki yoluk 70 km hızdan giderse. Şu yolu arkadaşlar 70'ten gitmemi istiyor. 70'ten giderse kaç saatte gider? 2 saatte gider. 140'ı 70'e bölün 2. Ama bizim 2,5 saatte gitmemiz lazımdı. Toplam yolumuz 5 bölü 2, 2,5 değil miydi? Tamam. O zaman şuraya aynı sürede gitmesi için şuradaki bizim süremizin yarım saat olması lazım. Yani 1 bölü 2 saat olması lazım. Evet. Çünkü arkadaşlar toplam yolumuz 300'dü. Hızımız 120, süremiz de T. T buradan 5 bölü 2 çıktı. 6'ya böldüm 2, 6'ya böldüm 5, 2'ye böldüm. T'yi buldum 5 bölü 2. Diyor ki bu yolu AB yolunu 70 hızıyla giderse 140'ı 70'e böldüm 2 saat. Toplam 2,5 saat olması için buranın yarım saat olması lazım. Diyor ki hızdan giderse aynı sürede yolu tamamlaması için B noktasında hızını ne kadar arttırmalıdır? Arkadaşlar B noktasındaki hızımız da V olsun. 160 eşittir. Hızımız V. Süremiz de 1 bölü 2. İçler dışlar çarpımı yaptım. Lan bu Bugatti midir? Bu nedir? Hızımızın 320 olması lazım. 70'ten 320'ye hızımızı ne kadar arttırmamız lazım? Hocam 250 arttırmamız lazım. Şıklardan 250'yi bulursunuz ve işaretlersiniz. Hızımız 70 diye. 320 yapmak için 250 arttırmamız lazım. Artık nasıl bir araç bilmiyorum arkadaşlar. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Hadi yola devam. Soru çözmeye devam edelim. Evet arkadaşlar muhteşem 3 tane soru. Buyurun.
Bir asfalt yolumuz, bir de toprak yolumuz varmış. Yolun tam yarısıymış. Onu kendisi bize ifade etmiş. Nasıl ifade etmiş? Yarısı asfalt, yarısı toprak olan 200 kilometrelik bir yolum varmış. 200 kilometrelik yolsa arkadaşlar, demek ki şurası 100 kilometre, demek ki şurası 100 kilometre. Güzel. Diyor ki V1 V2 araçlara asfalt yolda 100 kilometre hızla giderlerken toprak yolda 50 kilometre hızla ilerliyorlarmış. Süper. Kaç saat sonra bununla karşılaşırlar. Arkadaşlar bir defa bu asfalt yolda ilerleyen daha hızlı ilerler. Doğru değil mi? Asfalt yolda hızımız 100 ise kaç saatte gelir? Tam 1 saatte gelir. Güzel. Şöyle yapalım. Şurası 100 kilometre. Şurası 100 kilometre. Şuraya kadar 1 saatte geldi. Bakın 1 saat geçti. 1 saatte bu V1 buraya geldi. Bu da 1 saatte 50 kilometre hızla gidiyordu. Şu da bizim V2'miz. Şurası 50. Artık şurası ne oldu arkadaşlar? 50 oldu. Doğru değil mi? 1 saatte. 1 saatte gittiği yol belli. Bir kere 100. 100 kilometre yol gitti. Buradan yola çıktı. Buraya kadar geldi. Diğeri de buradan yola çıktı. Buraya kadar geldi. 1 saatte. Toprak yolda 50 kilometre hızla gittiğine göre o zaman 50 kilometre yol gelecek. Şimdi aradaki mesafe arkadaşlar 50 kilometre. Şimdi iki araç birbirine doğru geliyorlarsa isterseniz formülden yapalım, isterseniz rutin işlemlerden yapalım. Hocam formülden yapalım. Tamam, aradaki mesafe ne? 50 eşittir. Hızlar toplanır. Bunun da hızı 50. Bunun da hızı 50. Ama hocam bunun hızı 100'dü. Arkadaşlar asfalt yolda 100'dü. Toprak yolda hızımız 50. İkisi de toprak yola denk geldi ya. Şurası bizim toprak yolumuz. Güzel. Hızlar toplanır. 100 çarpı T. T burada ne çıktı? 1 bölü 2 saat çıktı. Daha önceden de 1 saat yol gitmişlerdi. Toplamda arkadaşlar 3 bölü 2. Yani 1,5 saat sonra bunlar karşılaşırlar. Haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay bu. Hocam ben bunu bu şekilde formülden değil de rutin yapayım. Tamam, yapalım. Arkadaşlar toprak yoldaki hızımız neydi? 50 idi. Toprak yoldaki hızımız neydi? 50 idi. T saat sonra bunlar karşılaşsınlar. Tamam. T saat sonra karşılaşacaklarsa bunun gittiği yol 50 çarpı T artı. Bunun gittiği yol, bu da 50 çarpı T. Eşittir. Toplam yolumuz neydi? 50 idi. Tamam. T buradan ne çıktı? T buradan yine 1 bölü 2 saat çıktı. Toplamı yine 3 bölü 2'dir. Haberiniz olsun. Umarım anlaşıldı arkadaşlar. Mantık bu. Olay bu. Güzel bir soruydu. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Hadi geldik ikinci sorumuza. Mehmet Tekat'tı. Mehmet Tekat'tı arkadaşlar. Binamızın yöneticisi. Allah razı olsun. Bu ortamı bize sağlayan abimiz. Hem Mehmet Tekatlı'ya hem de binadaki tüm sakinlere bu ortamı bize hazırladıkları için teşekkür ediyorum. İş yerinde sabah 10.00'da olması gerekli. Allah Allah. Diyor ki bir saat önce yola çıkıyor. Yani saat 9.00'da yola çıkıyor. Güzel. Bir saat önce yola çıkıyorsa bu 9.00'da yola çıkıyormuş. Güzel. Yolun yarısında bir şey unuttuğunu fark ediyor. Evde bir şey unutmuş. Sabit hızdan eve koşarak eve gidip aynı hızdan aynı zamanda iş yerine varıyormuş. Şimdi bir saniye arkadaşlar, ben olayı anlayamadım. Şimdi yolun yarısına kadar koşuyormuş. Normalde saat 9.00'da koşarsa yolun tam yarısında 9.30 olur. Evet, 9.30. Çünkü saat 10'da iş yerinde olacaktı ya. 9.00'da yola çıkmıştı ya. O zaman arkadaşlar tam 9.30'da yolun yarısına vardı. Evde bir şey unuttuğunuz fark ediyor. Aynı hızdan, sabit hızdan, aynı hızdan değil. Sabit hızdan eve koşarak, eve koşuyor. Şöyle bir şey arkadaşlar, koşuyor, geriye varıyor. Ve saat tam 10.00'da iş yerine varıyor. Arkadaşlar bakın, T süre, T süre, T süre. Normalde şu 3T'nin toplamının şu yarım saati vermesi lazım. 3T yarım saat ise, 30 dakikaysa, o zaman 1T 10 dakikadır. O zaman 9.30'da geriye doğru koştuğu için saat kaçta evde olur? 9.40'da evde olur. Bunun cevabı 9.40'dır, haberiniz olsun. Nasıl soru arkadaşlar? Bir de anlatayım mı? Mehmet Tekat'ı iş yerinde sabah 10.00'da olması gerekli. Güzel. O zaman bir saat önce yola çıkıyorsa saat 9.00'da evden çıkar.
yolun yarısında evde bir şey unuttuğunu fark ediyor. Sabit hızdan koşarak, mecbur arkadaşlar hızını arttıracak. Eve varıyor ve aynı hızdan aynı zamanda iş yerine varıyormuş. O zaman yolun tam yarısı 9.30'dur. Gitti, geldi. Bu yol aynı yollar olduğu için tez süre. O zaman şu 3T'nin aynı sürede varıyorsa benim geriye 30 dakikam kalmıştı. Çünkü tam yolun yarısında 9.30'du. Saat 10'da oraya varması lazım. O zaman 3T30'dan T10 çıktı. O zaman 10 dakikada eve varacak. Cevap 9.40'tır. Şimdi ben bunu değiştireyim. Şöyle yapayım arkadaşlar. Evet. Bir tane de söyle bırakacağım. Biz şöyle diyelim. Yolun yarısı demeyelim de yolun 1/5'inde. Yolun 1/5'inde. Evde bir şey unuttuğunu fark ediyor. Sabit hızdan eve koşarak falan pistan. Diyor kaçta eve varmış olur. O sabit hızdan geriye koşuyor diye. Şimdi arkadaşlar yolu 5'e bölelim. Şöyle. Bu 9.00'da evden çıktı. 10.00'da iş yerine varması lazım. 1, 2, 3, 4. Yolu 5'e böldük. Şimdi 5'te 1'inde şurada tam 1 saati 5'e bölünce 1 saati 5'e bölerim arkadaşlar. 12 mi? Evet 12. O zaman burası 9, 12. Evde bir şey unuttuğunu fark ediyor. Eve koşup bir daha geriye gidiyor. Tam 10.00'da oraya varıyor. Şimdi ben dedim ki burası T. Şurası T. Toplam kaç T oldu? Şurası da T. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 T. Tamam da 9, 12'den 10'a kadar benim 48 dakikam var. 48 dakikada bu işi halletmesi lazım. 6 T 48 ise T 8 olur. Evet. 48'i 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bölünce 8 dakika. 9, 12'ye 8 ekleyin. O zaman saat 9.20 olur. Yani 9.20'de eve varmış oldu. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Sana ödev bırakayım mı? Olay anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Hadi ödevin 1/4'ünde. 1/4'ünde. Tamam. Burayı da siliyorum. Aynı soru. Hadi bakalım. Çözümünü yapın. Yorumlara gelin. Bakalım 1/4'ünde evde bir şey unuttuğunu fark ediyor. Sabit hızdan eve koşarak eve gidip aynı hızdan aynı zamanda iş yerine varıyor. Saat kaçta eve varmış olur. Hadi bakalım. Çözümünü sana bırakıyorum. Geldik sağdaki sorumuza. Diyor ki hızlı olan arkadaşlar şu 5 ve şu 5 ve C'ye varıp gidiyor C'ye varıyor. Hiç durmadan geriye geliyormuş. Ve geriye dönüyor. B'de bunlar karşılaşıyorlar. Bu da buradan buraya geldi. Şimdi ben dedim ki şurası X olsun, şurası Y olsun. Adam benden BC yani Y bölü AB yani Y bölü X'i istiyor. Doğru değil mi arkadaşlar? Hadi çözelim. Şimdi bu hızlı olan ne kadar yol gitti? X gitti, Y gitti, Y geldi. O zaman X artı 2Y eşittir. Hızımız ne? 5 ve çarpı T. Evet hızımız 5 ve T süre sonra olsun bu olay çarpı T. Bu yavaş olan ne kadar yol geldi? Gördüğünüz gibi bir tek X geldi. X eşittir. Hızımız ne? 2 ve çarpı T. Bunları taraf tarafa bölelim mi? Fışt fışt. VT VT'yi götürdü. İşler dışlar çarpmıyor falan. 2X artı 4Y eşittir 5X'e. 2X'i karşıya atalım. 4Y eşittir 3X'e. Tamam adam benden Y bölü X'im istiyor. Y'nin karşısında ne var? 3. 3 bölü X'in karşısında ne var? 4. Bunun cevabı 3/4'tür. Şıklardan 3/4'ü bulursun ve işaretlersin. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Haydi yola devam. Evet arkadaşlar, güzel 3 tane soru. Buyurun. Bu ortalama hız sorusu. Arkadaşlar ortalama hızın formülü ne? Hocam ortalama hızın formülü toplam yol bölü toplam zaman. Toplam yolu toplam zamana böldüğünüz zaman sana ortalama hızı verir.
E hocam hadi devam edelim. Bir araç dairesel bir pistte. Dairesel bir pistiniz varmış arkadaşlar. Dur. Ay heyecan yaptım ya. Dairesel pist. Evet, bir aracımız varmış arkadaşlar. Dairesel pistimiz varmış. Birinci turunu hangi hızdan tamamlıyormuş? 12 ve. İkinci turunu hangi hızdan tamamlıyormuş arkadaşlar? 4 ve. Üçüncü turunu hangi hızdan tamamlıyormuş? 3 ve. Bunların katları ne var? Bunların katları 12 var. O zaman çevresi. Çevre eşittir 12 ve olsun. Arkadaşlar katlarını biz çevre olarak alalım. O zaman toplam yolumuz ne olur? 3 tur attığı için 36 ve. Böyle. Şimdi geldik toplam zamanı bulmaya. Toplam zaman arkadaşlar 12 ve'yi 12 ve hızıyla giderseniz 1 saatte gidersiniz. 1 artı. 12 ve yolu 4 ve hızıyla giderseniz 3 saatte gidersiniz. Artı. 12 ve'yi 3 ve hızıyla giderseniz yolumuz 12 ve eşittir hızımız 3 ve çarpı t'den. T de burada ne çıktı? 4 çıktı. Soru bitmiştir. Bunların toplamı arkadaşlar kaç etti? 8 mi etti? Tamam, cevap şu oldu. Ortalama hız eşittir. Ortalama hız yani ve ort ile gösterilir. 36 ve bölü 8. 4'e 4'e böldü. 9 ve bölü 2. Şıklardan bunu bulursun ve işaretlersin. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Toplam yol bölü toplam zaman. Ama yolu arkadaşlar her zaman hızların katları olarak alın. Şimdi ben bu soruyu şöyle bir değiştireyim. Ekstra bir soru yazayım. Maksat tam ortalama hız ortaya çıkmış olsun. Arkadaşlar bir aracımız varmış. Hocam 15'ten gidiyor. 20'den geri geliyor. Kilometre bölü saat. Kilometre bölü saat. Kilometre bölü saat. Diyor ki bu aracın ortalama hızı nedir diyor. Ve ort neye eşittir? Arkadaşlar 15 ve 20'nin katları ne var? 15 ve 20'nin katları 60 var. O zaman toplam yola 60 diyelim. 60 kilometre. Ha katları 120 de var. En küçük ortak kat demiyorum. Yola 120 de diyebilirsin. Sıkıntı yok. 60'ın katları olsun da 120, 180 daha kolay çıkar. Şimdi formülü neydi? Toplam yol bölü toplam zaman. Bu araç 60 kilometre gidip 60 kilometre geliyorsa o zaman V ort eşittir toplam yol bölü toplam zaman. 60 gitti 60 geldi toplam yolumuz 120 bölü. Şimdi geldik toplam zamanı bulmaya. 60'ı 15'e bölün. Giderken 4 saatte gider. Dönüşte de 3 saatte döner. Cevap ne oldu? 120 bölü 7'dir. Şıklardan 120 bölü 7'yi bulursunuz ve işaretlersiniz. Olay anlaşıldı mı? Hadi sana bir tane daha örnek. Ödev bırakayım. Bu da ödev 2 olsun. Ortalama hızın ödevi de yazabilirsiniz. Arkadaşlar bir yolu 3'e bölelim. Şöyle bir şey. 3'e böldük ama eşit böldük. Bunlar hepsi birbirine eşit. A, B, C, D. Eşit yollar. Yani şöyle bir şey. A, B. Eşittir BC. O da eşittir CD. Hepsi birbirine eşit. Şurada hızımız kaç olsun? 10 olsun. Şuradaki hızımız 20 olsun. Şuradaki hızımız da ne olsun arkadaşlar? 40 olsun. Dedim ki ortalama hızımız nedir? Ve ort nedir? Soru bitmiştir. 10, 20, 40'ın katları nedir? Hocam 40'tır. Evet. 40'te 40'te 40'te. Soruyu çöz. Araç A'dan kalkıyor. 10 hızıyla 20 oluyor. 40 oluyor. D'de yolunu tamamlıyor. Bu aracın ortalama hızı nedir diyor. Gerisi sana aittir. Ortalama hız ödev deyin. Yorumlara gelin. Çözümünü bakalım ne yaptınız. Buyurun arkadaşlar geldik bu soruya. Diyor ki biri birilerine doğru hareket ederlerse C noktasında karşılaşıyorlarmış. Arkadaşlar iki araç varmış. Biri birilerine doğru hareket ettiler. Şu C noktasında karşılaştılar. BC arası 60 kilometreymiş. Şurası 60. Şuraya X diyelim. Şuraya Y diyelim. Bunlar C'de karşılaşıyorlarsa bu araç buradan buraya gelecek. Bu araç buradan buraya gelecek. Tamam. Bu da T sürede gelsin. Bu da T sürede gelsin. Gittiği yol ne kadar? Hocam gittiği yol X artı 60 eşittir. Hızımız ne? 20. Süremiz de T. 20 çarpı T. Geldik diğerine. Bu da buradan buraya gelecek. Ne kadar yol geldi? Y eşittir. 30 çarpı T.
Bunları taraf tarafa bölelim. Maksat T'ler birbirini götürsün. Sıfırlar gitti. İçler dışlar çarpımı yapalım. 3x artı 180 eşittir 2y'ye. Bu bir kenarda kalsın. Diyor ki, eğer diyor D noktasındaki araç 35 km hızla hareket ederse, şu 30 değil de, arkadaşlar şu T'yi silerim, şu T'yi silerim, şu 30 değil de 35 olsa idi, diyor bu sefer B noktasında karşılaşıyorlarmış. Öyle diyor, B noktasında karşılaşıyorlar. O zaman bu ne kadar yol gelir? X kilometre yol gelir. X eşittir. Hızımız 20 çarpı, o da T1 olsun. Diğeri ne kadar yol gelecek? 60 artı y eşittir 35 çarpı t1. Taraf tarafa bölelim. Hop hop t1 t1'iz. Götürdü. 5'e böldüm 4. 5'e böldüm 7. İçer dışar çarpımı yapalım. 7x eşittir 240 artı 4y'ye. 2 bilmeyen de 2 denklem. Tamam. Hemen altına yazalım isterseniz. Ya da 2y buysa 2 ile çarpalım. 4y'yi de bulmuş olduk. 4y niye eşittir arkadaşlar? 2 ile çarptım. Şurası 6x artı 360 olur. E süper. 6x'i bu tarafa attım. X burada ne çıktı arkadaşlar? X 600 mü oldu? Soru benden ne istiyor? C'de. C'de. Y'yi istiyor. E sen x'i buradan 600 buldun. X'e 600 yazın. 600'den 3'ün çarpımı kaç ediyor arkadaşlar? 1800. 180 daha 1980. 2'ye bölün. Soru bitmiştir. 990 mı oluyor? Soru bitti. Ne yaptım arkadaşlar? İki araç önceki hızı 30'du. 30'dan 20'den yola çıktığı zaman birbirine doğru geliyorlarsa C'de karşılaşıyorlarmış. O zaman x artı 60. 20 çarpı T. Sol tarafa yazalım isterseniz daha mantıklı. Şöyle diyelim. X artı 60 eşittir 20 T. Diğeri de y kilometre yol geldi. Y eşittir 30 çarpı t. Önceki hızımız 30'du. Bunları taraf tarafa fışt fışt böldüm. T'ler gitti, sıfırlar gitti. İçler dışlar çarpımı yaptım. 3x artı 120 eşittir. Pardon, 120 diyorum ya. 3x artı 180. Ha, 3'ten 60'ın çarpımı nedir? 180 eşittir 2y'ye. Bu bir kenarda kalsın. Diyor ki eğer diyor bu 30 değil de 35 olsa idi, diyor bu sefer B'de karşılaşıyorlarmış. Tamam, B'de karşılaşıyorlarsa ne kadar yol gelir? X eşittir 20 T. 1. Y artı 60 eşittir 35 çarpı T1. Tamam, taraf tarafa böldüm. 5'e böldüm 4. 5'e böldüm 7. 7X eşittir 240 artı 4Y. E tamam da bunu 2 ile çarptığımız zaman 4Y niye eşittir? 6X artı 360. 6x'i bu tarafa attım. X buradan kaç oldu arkadaşlar? X buradan 600 oldu. Adam x'i istemiyor ki. Adam c'de yani y'yi istiyor. E tamam, bir denklemde x yerine 600 yazın. Y'yi de bulursunuz. Haberiniz olsun. Nasıl arkadaşlar? Kafamıza yatmayan bir yer var mı? Çözümünü bu şekilde yapmış olduk. Şimdi geldik sağdaki sorumuza. A burayı sileyim. Çözümünü direkt buraya yapayım. Şimdi soru ne diyor arkadaşlar? Evet, ev bezde de terfi yapmışız. Mutfak bezinden ne bezine geçmişiz? Aman arkadaşlar, düzgün silinsin diye bu bezleri kullanıyorum. Silgi fazla düzgün silmiyor. Evet, AB aracını bulsa saatte 100 km hızla giderse dur. Şurası A, şurası B. Diyor ki 100 km hızla giderse 14.00'da varıyormuş. Aynı saatte yola çıkıp 60 km ile giderse dur. Yine AB. Diyor ki 60 km hızla giderse, diyor ki bu sefer 16.00'da varıyor. La önceden 14.00'da varıyordu. 2 saat daha geç varıyor. Ha, demek ki burada T saatte varıyorsa, demek ki burada T artı 2 saatte varıyormuş. Doğru değil mi arkadaşlar? 14.00'ı T olarak kabul edersem, daha önceden yola çıkmış ya, aynı sürede yola çıkıyor. Birinde 14'te, birinde 16'da T artı 2 olur. Eğer diyor soruda aynı saatte yola çıkıp 15.00'da, tamam da ben 14.00'a kadarki kısma T dersem,
16.00 t artı 2 ise 15.00'da t artı 1'dir. Hangi hızdan yola çıkmalıdır? Benden buradan B'yi istiyor. Şurası A, şurası B. Tamam da şu yol ikisinin çarpımı değil miydi? 100 t. Şu yol şu ikisinin çarpımı değil miydi? 60 t artı 120. Bu yolla bu yol birbirine eşitse birbirine eşit deyip t'yi bulamaz mısınız? Bulursunuz tabii ki. Şunlar birbirine eş diyelim, t'yi bulalım. 40 t eşittir 120'den. T'yi ne bulduk arkadaşlar? Hop 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 t'yi 3 buldum. T 3 ise yolumuz ne oldu? 300 oldu. T 3 ise çarpın toplayın. Yine yolu 300 bulursunuz. Ben t'yi de ne bulmuştum? T'yi de 3 bulmuştum. O zaman toplamı ne oldu? Toplam 4 saat oldu. 300 neye eşittir? 4 çarpı V'den. V burada ne çıktı? 75 çıktı. 75 hızıyla giderse 15.00'da varır arkadaşlar. Olay bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Kafamıza yatmayan bir yer var mı? Ben dedim ki bu 14.00'da varmasını istiyor. Aynı saatte yola çıkıp 16.00'da varmasını istiyor. Bu da 15.00'da varmasını istiyor. O zaman ben dedim ki 14.00'da varacaksa T saat önceden yola çıksın. Eğer 16.00'da varacaksa arada 2 saat geciktiği için T artı 2. 14.00'a göre 15.00'da T artı 1'dir. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Haydi ne duruyoruz? Sorulara devam. Evet arkadaşlar muhteşem 3 tane soru. Buyurun. Birisinin hızı 20 km bölü saat, birisinin hızı 24 km bölü saat. Dairesel bir parkurda aynı anda aynı yöne doğru çıkıyorlarmış. Yavaş olan ikinci turunu tamamladığında arkadaşlar çevresi x olsun. Çevre x olsun. Ne diyor? İkinci turunu tamamladığında 2x eşittir. Yavaş olan hızım neydi? 20. 20 çarpı t. Diyor ki hızlı olan 3. turu tamamlamasına 12 kilometre kalıyor. O zaman 3. tur deseniz bu 3x ama 12 kilometre kalıyorsa 3x eksi 12. Bu kadar yol gitmiş. Hızlı olan hızı neydi? 24 çarpı t. Bunları taraf tarafa bölelim mi? Fışt fışt diye t'ler birbirini götürdü. Uhuhu, 4'e böldüm 5, 4'e böldüm 6. İçler dışlar çarpımı yapalım. 12x eşittir 15x eksi 60'a. Eksi 60'ı bu tarafa atalım. 12x'i bu tarafa atalım. Burası kaç oldu arkadaşlar? 3x mi oldu? X ne çıktı? 20 çıktı. Benden ne istiyorsun? Parkurun uzunluğu. Parkurun uzunluğu arkadaşlar neydi? X'ti. Cevap 20'dir. Şıklardan 20'yi bulursunuz ve işaretlersiniz. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Hadi yolumuza devam edelim. Şimdi V1 V2 hızlı iki tane araç var. A noktasından B noktasına doğru gidiyorlarmış. Hızlı olan yolu yarıladığında arkadaşlar yolumuzun yarısına X diyelim. Diğer yarısı da zaten X'tir. Doğru değil mi? Hızlı olan V1 daha hızlı olsun. V1 büyüktür V2 olsun. Tamam olsun. Ne diyor arkadaşlar? Hızlı olan yolu yarıladığında, hızlı olan V1 ya, yolu yarılanmış yani x eşittir. Hızımız V1 çarpı süremiz t. Yavaş olan 30 km gidiyor. 30 eşittir. Yavaş olan hızı V2 idi çarpı t. Çizgi. Yavaş olan yolu yarıladığında, yavaş olan V2 idi. Yolu yarılamaz demek x kilometre yolu gitmez demektir. V2 çarpı o da T1 olsun. Çünkü aynı süre değil. Hızlı olan 120 kilometre yol gitmiştir. 120 eşittir. Hızlı olan hızı V1 de çarpı T1. Bakın deseydi ki 120 kilometre yolu kalmıştır deseydi o zaman 2x eksi 120 olurdu. Olay anlaşıldı mı? Bu diyor ki 120 kilometre yol gitmiş. O zaman 120 eşittir. V1 çarpı T1. Bunları taraf tarafa fışt fışt verelim mi? Bunlar birbirini götürsün. V1 bölü V2. V1 bölü V2. Neye eşittir arkadaşlar? X bölü 30'a. Şunları taraf tarafa bölelim. T1 T1'i götürdü. V1 bölü V2 eşittir 120 bölü X'e. Bunları birbirine eşitleyin. V1 bölü V2'leri birbirine eşitleyin mi? İçler dışlar çarpımı yapalım. Birbirini eşitledikten sonra şundan şunu birbirine eşitledik. İçler dışlar çarpımı yaptım. X kare neye eşittir? 3600'e.
Kök içine kök için alın. X buradan 60 çıkar. Ama ikisi bizden istemiyor. AB uzunluğun tamamını istiyor. AB uzunluğun tamamı arkadaşlar 2x'tir. Sen x'i buradan 60 mı buldun? O zaman cevap 120'dir. Şıklardan 120'yi bulursunuz ve işaretlersiniz. Nasıl arkadaşlar? Kafamıza yattı mı? Şimdi geldik sağdaki sorumuza. Sağdaki sorumuz ne diyor? Şimdi şurayı sileyim artık. Düzgün çözerim maksat. Evet, geniş geniş, rahat rahat sorumuzun çözümünü yapalım. Hadi bakalım. Diyor ki AB arasını T dakikada geçiyormuş. 60 hızıyla AB arasını, yani şunun tamamını, diyor ki T dakikada geçiyor. T'yi bulalım arkadaşlar. Bu kilometre bölü saat. Onu yazmayı unutmuşum. Kilometre bölü saat. Evet. Çünkü 40 kilometre bölü saat hızla kilometre bölü saat. Şimdi toplam yolumuz kaç kilometre? 45. Hızımız ne? 60 çarpı T dakika diyor. He, dur. Önce biz bir saati bulalım. Sonra onu dakikaya çeviririz. Tamam. Bu T. T buradan ne çıktı arkadaşlar? 45 bölü 60 saat. Çünkü arkadaşlar kilometre bölü saatte saati bulursun. Bizim bulduğumuz T normalde saattir. 60 ile çarpalım, dakikayı bulalım. Çünkü diyor ki T dakika. T 60 ile çarptığı zaman 60 gider. Bu 45 dakika. Güzel. 45 dakikada geçiyormuş. Eğer AB arasını 40 kilometre hızla gitseydi şu A... Ha, yanlış yazmışım arkadaşlar. Hep yanlış yazmışız ya heyecandan. AC arasını 40 kilometre hızla gitseydi yine T dakikada B'ye varması için C'deki hızını kaç kilometre arttırmalıdır diyor. Şimdi AC arasını 40 kilometre hızla gidersek 20 eşittir. Yolumuz 20 AC arası. Hızımız 40 çarpı buna T1 diyelim arkadaşlar. T1 buradan neye eşittir? Saat olarak bu çıkacak tabii ki. 1 bölü 2 saat. 60 ile çarpalım. T1 neye eşittir? 30 dakika. Şimdi 30 dakikayı buldum. Toplamda diyor ki aynı sürede B'ye varması için. Arkadaşlar bizim toplam kaç dakikalık süremiz var? 45 dakikalık süremiz var. Bizim 30 dakikamız şu arada geçti. O zaman benim geriye kaç dakikam kaldı? Geriye 15 dakikamız kaldı. Saate çevirelim. O da 60'a böldük. 1 bölü 4 saatimiz var. Güzel. CD hızını kaç kilometre arttırmalıdır? Ha, bu CD'deki hızını arkadaşlar bir V diyelim. Çünkü bilmiyoruz. Kaç arttırmalıdır demek benden V eksi 40'ı istiyor. Çünkü AC arasını 40 ile gitmişti ya. Diyor ki hızını ne kadar arttırmalıdır? Hızımız V olsun. V eksi 40 istiyor. Tamam, bulalım. Yolumuz ne kadar? 25. Eşittir. Hızımız V. Bilmiyoruz. Süremiz de 1 bölü 4 saat. İşler dışlar çarpımı yaptım. V'yi buradan ne buldum? V'yi buradan 100 bulduk. Ne kadar arttırmalıdır? 60 arttırmalıdır. Şıklardan 60'ı bulursunuz ve işaretlersiniz. Ne yaptım arkadaşlar? Hızlı bir şekilde bir daha özet geçiyorum. Çünkü gerçekten güzel bir soruydu. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? Hemen dedik ki hocam önceden 45 de eşittir. Hızımız 60 çarpı T. T'yi buradan arkadaşlar 45 bölü 60 saat buldum. 60 ile çarptım. 45 dakika oldu. Güzel. Şimdi diyor ki şu aradaki mesafeyi diyor 40 ile gitseydi. 20 eşittir 40 çarpı T1 diyelim. T1'i 1 bölü 2 saat buldum. Yani 30 dakika. Geriye benim 15 dakikam kaldı. Geriye 15 dakikam kaldı. 15 dakikada 1 bölü 4 saat demektir. Hızımız V olsun. 25 eşittir. V çarpı 1 bölü 4'ten V'yi buradan arkadaşlar 100 buldum. Ne kadar arttırmalıdır? 60 kilometre hızını arttırmalıdır. Ne duruyoruz? Yola devam. Evet arkadaşlar, son kulvara geldik. Muhteşem iki tane soru. Buradan başlayalım.
Bir otobüsümüz varmış. 30 km böyle saat hızla A noktasından birinci durak ve ikinci durağa gelmek üzere yola devam ediyormuş. Ali de şu iki durağın arasında bir yerde duruyor. Ali'nin birinci durağı olan uzaklığının ikinci durağı olan uzaklığına oranı da 3/4 olarak verilmiş. He, o zaman ben buraya 3x dersem şurası da 4x olur. Doğru değil mi arkadaşlar? Şu mesafede A kilometre olsun. Bilmiyoruz. Diyor ki Ali hangi durağa doğru yürürse otobüsten aynı anda durağa varıyor. Mesela Ali şu birinci durağa doğru geldiği zaman aynı anda otobüsten varıyorlar. Yok ikinci durağa doğru giderse de aynı anda otobüsten ikinci durağa doğru varıyorlarmış. Ali ikinci durağa yürürse otobüs birinci durakta da durmuyormuş. Evet Ali ikinci durağa doğru gittiği zaman otobüs birinci durakta durmuyor. Sabit hızdan yoluna devam ediyormuş. Güzel her şeyi anladık. Buna göre Ali'nin hızı nedir diyor. Bizden Ali'nin hızını istiyor arkadaşlar. Şurayı sileyim şimdilik. Tamam orayı anladık işte. Ali ikinci durağa gittiği zaman otobüs birinci durakta durmuyormuş. Onu anladık. Şimdi arkadaşlar hadi bakalım yolumuza devam edelim. Şimdi Ali ilk başta birinci durağa doğru getirtelim. Ali'nin hızı da V olsun. Tamam. Otobüs A kilometre yol geldi. A eşittir. Hızımız 30 çarpı T. Ali de 3x kilometre yol gelecek. 3x eşittir. Hızımız ne? V çarpı T. Bu bir kenarda kalsın. Çizgi. Şimdi ikinci durağa getirtelim. Tamam. Otobüs ne kadar yol geldi? Hocam A artı 7x. A artı 7x eşittir. Hızımız ne? 30 çarpı T1 diyelim. Ali de ikinci durağa gelsin. 4x eşittir. Hızımız V. İkinci durağa doğru gelecek. V çarpı T1. Tamam hocam. Şimdi bunları taraf tarafa bölelim. Bunu taraf tarafa bölelim. T'ler gitti. 30 bölü V. Eşittir. A bölü 3x'e. O da eşittir. Bunları taraf tarafa böldüğünüz zaman T1 T1'i götürdü. 30 bölü V. Neye eşittir arkadaşlar? A artı 7x bölü 4x'e. Tamam. Bunlar arkadaşlar içler dışlar çarpma yapınca x x'i götürdü. 4a eşittir 3a artı 21x'e. A buradan 21x çıktı. Evet. A'yı 21x buldum. Tamam. A'ya 21x yazalım. İlk x'ini bu sefer eş diyelim. Soru bitmiştir. 30 bölü V eşittir. A yerine 21x yazınca 21x'i 3x'e böldük. 7. V buradan niye eşittir? 30 bölü 7'ye. Şıklardan 30 bölü 7'yi bulursun ve işaretlersin. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Ne yaptım? Hızlı bir şekilde özet geçiyorum. Birini durağa doğru getirdim. A kilometre 3x 4x. Şu oranı arkadaşlar göz ardı etmeyelim. 3x'e 4x dedim. A eşittir 30 çarpı T. 3x eşittir V çarpı T. Bu birinci denklemimiz. İkinci durağa getirtirsem ne kadar yol gitti? A artı 7x eşittir. Hızımız yine 30. 30 çarpı T1 diyelim buna da. Diğeri de 4x kilometre yol gitti. Eşittir V çarpı T1. Taraf tarafa böldüm. Taraf tarafa böldüm. Burada T'ler fışt fışt gitti. Şurada T1'ler fışt fışt gitti. 30 bölü V. 30 bölü V neye eşittir? A bölü 3x ya da buna. Önce son ikisine eşitledim. X x'i götürdü. İçler dışlar çarpımı yaptım. A'yı 21x buldum. A'ya 21x yazdım. Tamam. 21x'i 3x'e böldüm. 7x. 30 bölü V'ye eşitse V neye eşittir arkadaşlar? 30 bölü 7'ye. Şıklardan 30 bölü 7'yi buldum ve işaretledim. Buyurun arkadaşlar. Güzel bir soru. Çözümünü de şuraya yapalım. Soru ne diyor? Diyor ki Nil nehir kenarında yürüyüşe çıkmış. Vay yavrum vay. ama aklı iki karış havadaymış. Nehir kenarında yürüyüş yapan Nil çantasının nehire düştüğünü yarım saat sonra fark ediyor. Arkadaşlar nehirimiz şöyle akıntı bu şekilde olsun. Nil de şurada bir yerde. Çantasını hop nehire düşürdü. Nehirimizin hızı 3 kilometreymiş. Nehirimizin hızı 3 kilometreymiş. Nil'imizin hızı da 6 imiş. Evet. Nil'in saatteki hızı 6 kilometreymiş. Nil çantasını düşürdüğünü anlayıncaya kadar akıntıya zıt yönde yürümüş.
Arkadaşlar ne zaman fark etmişti? Yarım saat sonra fark etmişti. Tamam. Bu yarım saat Nil böyle gitsin. Düşürdüğü yer tam burası. Yarım saatte ne kadar yol gider? Hocam 3 kilometre yol gider. Yarım saatte ne kadar yol gider? Çanta düşürmüştü ya çantasını. O da 1,5 kilometre yol gider. Şimdi çanta şurada. Çantamız şurada yoluna devam ediyor. Nil de şurada geri dönüşünü yapıyor. Öyle diyor. Nil çantasını düşürdüğünü anlayıncaya kadar akıntıya zıttında yürümüş. Çantasını düşürdüğünü anladığı an çanta yönüne doğru hızını 1/4 oranında arttırmış. Hızımız 6 idi. 6'yı 1/4 oranında arttırırsam 5/4 olur. O zaman hızımız ne oldu? 30/4 oldu. 30/4 hızıyla hop geriye döndü. Süper. Bu eleman yine çanta gidiyor. Çanta saatte 3 kilometre hızdan gidiyor aşağı doğru. Tamam. Geri dönüşü yaptı. Aradaki mesafe kaç kilometre? Aradaki mesafe ya da şöyle diyelim ya. Dur. Yine hızlı bir şekilde son halini çizelim. Bu bizim dilimizin hızı. 30/4. Bu arkadaşlar çantamızın hızı 3 kilometre. Hızdan nehir yönünde, yani nehrin akış yönüne doğru gidiyor. Şurada bir yerde yakalasın. Bilmiyoruz. Çantayı yakaladığı yer şurası olsun. X kilometre şuranda 4,5 kilometre olduğunu biliyorum. Çünkü aradaki mesafe 4,5'tü. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Çantayı burada yakalayacaksan. Nil buradan buraya kadar kaç kilometre yol gitti? Hemen diyorsunuz ki hocam 4,5 artı X eşittir. Hızımız ne? 30/4. 30/4 çarpı T. Çantada ne kadar yol gitti? X eşittir. Hızımız ne? 3 çarpı T. Bunları taraf tarafa fışt fışt bölelim mi arkadaşlar? Tabii ki bölelim. T, T'yi götürdü. 30/4'ü 3'e böldüm. 10/4 mi oldu? 10/4 eşittir. 4,5 artı X bölü X. İçler dışlar çarpımı yapalım. 10X eşittir. 4'ten 4,5'ün çarpımı kaç etti? 18 mi? Artı 4x. 4x'i bu tarafa attım. 6x. 18 ise x'i ne buldum? X'i 3 buldum. Güzel. 3 kilometre. Şimdi soru ama bizden x'i istemiyor. Diyor ki Nil çantasını düşürdüğü yerden kaç kilometre ötede çantasını yakalamıştır? Arkadaşlar şimdi buradaki x'i 3 kilometre bulduk. Tamam da çantada tek başına kaç kilometre daha önce yol gitmişti? Hani Nil çantayı burada düşürmüştü. Nil çantayı burada düşürmüştü. Yarım saat çanta tek başına gitmişti aşağı doğru. Nil yarım saat sola doğru gitmişti. Akıntıya zıt yönde. O zaman burada daha önce çanta 1,5 kilometre yol gitmişti. Sonra fark ettikten sonra geriye dönüyor. 3 kilometre sonra da çantasını yakalıyor. O zaman düşürdüğü yerden kaç kilometre ötede çantasını bulmuş oldu? Tabii ki arkadaşlar cevap 4,5 kilometredir. Şıklardan 4,5 kilometreyi buluruz ve işaretleriz. Ne yaptım arkadaşlar? Hızlı bir şekilde özet geçeyim. Nehir kenarında yürüyüş yapan Nil çantasını nehire düşürdüğünden yarım saat sonra fark ediyor. Nil çantasını aşırıda düşürsün. Nehirin hızı saatte 3 kilometre. Bu nehirin hızı arkadaşlar. Nehirin hızı 3 kilometre. Nil'in hızı da saatte 6 kilometre zıt yönde ilerliyormuş. Yarım saat sonra fark ettiği için bu yarım saatte ne kadar yol geldi? 3 kilometre yol geldi. 1/2 ile çarptım. 1/2 ile çarptım. Bu da 1,5 kilometre yol gitti. 1,5 kilometre cepte. Sonra Nil çantasını fark ediyor ya. Hızını 1/4 oranda arttırıyor. Hızımız önceden 6 idi. 6'yı 1/4 oranda arttırırsam yeni hızımız 5/4 olur. Yani 30/4. Bu yeni hızımız. Kimin hızı? Nil'in hızı. Tamam, Nil'in hızı 30/4. Aradaki mesafe 4,5 kilometre. Akıntının hızı 3. Tamam, x kilometre ötede yakalasın fark ettikten sonra. 4,5 artı x. 30/4 çarpı t. X eşittir 3 çarpı t. Taraf tarafa böldüm. X'i 3 bulduk. Diyor ki Nil diyor. Fark ettiğinde daha önce çanta 1,5 kilometre aşağı doğru kaymıştı. 3 kilometrede
kaydıktan sonra çantasını yakalıyor. O zaman toplamda arkadaşlar 4,5 kilometre sonra yakalamış oluyor. Bitti bu kadar. Geçmiş olsun. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Konu bu kadardı. Haydi bir sonraki derste görüşmek üzere.